Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih Öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir TYT denemesi çözeceğiz. E, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Çünkü haftada iki tane TYT, 2 tane SOS1, iki tane de SOS2 denemesi paylaşıyorum. E, yorumlarda yine kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı lütfen belirtin. İlerlemenizi bu şekilde görebilirsiniz. İsterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen bu kurallar içerisinde yer almaz? Tarihi olaylar incelenirken uyulması gereken bazı kurallar vardır. Hemen şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Olaylar incelenirken yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Elbette çünkü yaşandığı dönemin koşullarına göre değerlendirme yapmamız gerekir. Günümüz değer yargılarına göre değerlendirme yapmamalıyız arkadaşlar. Olayların üzerinden belli bir zaman geçmelidir. Tabii ki tarih zaten geçmişi inceleyeceği için belli bir zaman geçmelidir. Sadece siyasi ve ekonomik olaylara vurgu yapılmalıdır. Hayır arkadaşlar sadece siyasi ve ekonomik olaylara vurgu yapmak yeterli gelmez. Bazen sosyal olaylara da vurgu yapmamız gerekebilir. Tarih yazımında hem galibiyetlere hem de mağlubiyetlere yer verilmelidir. Elbette her ikisinden de bahsetmeliyiz. Tarihi olaylar araştırırken değişik kaynak ve belgelerden yararlanılmalıdır. Tabii ki arkadaşlar. Arkadaşlar bizim için bu sebeple doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir? Büyük Selçuklularda iktialar askeri ve sivil devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında verilirdi. İkta sahipleri ikta olarak verilen topraklarda oturur, memurlar aracılığıyla vergileri toplardı. Bu vergilerin bir kısmıyla da belli sayıda atlı asker beslerdi. Sefere çağrıldığı zaman askerleriyle birlikte sefere katılırdı. Hemen öncelerimize bakalım arkadaşlar. Hazinenin askeri harcamaların büyük bölümünden kurtarılması. Bakın atlı asker besliyorlarmış zaten doğru arkadaşlar. Toprakların ikta sahibinin mülkiyetinde sayılmaması. Evet arkadaşlar, sadece işletme hakkı veriliyor onlara. Doğru. Üretimde sürekliliğin sağlanması. Arkadaşlar zaten burada üretimde süreklilik olacak ki vergiler toplanabilsin, aynı zamanda asker yetiştirilebilsin. Toprak sürekli işlenecek arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan 1792 tarihli yaş anlaşması ile Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu kabul edildi. Dniester Nehri iki devlet arasında sınır olarak belirlendi. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliğini kaybetti. Evet arkadaşlar çünkü Karadeniz'in kontrolü büyük oranda Rusların eline geçiyor artık. Bu sebeple Türk Gölü olma özelliğini kaybediyor. Rusların İstanbul ve Boğazları tehdit edebilecek güce ulaştı. Arkadaşlar zaten eğer Karadeniz'e ulaştılarsa elbette İstanbul ve Boğazları da tehdit edebilirler. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirdiği. Arkadaşlar sıcak denizlere inme politikası derken aslında kışları bile donmayan limanlardan bahsediyoruz. Akdeniz'den bahsediyoruz biraz daha. Sadece Karadeniz sıcak denizlere inme politikası için yeterli değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir? Balkanların çeşitli bölgelerinde gerek Hristiyanlarla yan yana yaşayan, gerekse onlardan ayrı olarak yerleşim yerleri kuran Türkler, 93 Harbi sırasında Anadolu'ya doğru göçe başlamışlardır. Çıklarımıza bakalım arkadaşlar. Dikey hareketlilik demiş. Dikey hareketlilik dediğim şey aslında arkadaşlar, bakın yukarı doğru olarak düşüneceğiz. Belli bir toplumsal sınıftan farklı bir toplumsal sınıfa geçmektir. O yüzden bu olmaz. İskem politikası zaten yerleştirme politikası arkadaşlar bununla bir alakası yok. Yatay hareketlilik ise sınıf farkı gözetmeden yapılan değişiklikler arkadaşlar. Mesela burada bahsedilen şey coğrafi olarak bir yatay hareketliliktir. Yer değiştirmektir arkadaşlar doğru. İstimalet zaten hoşgörü politikasıydı. Tımar sistemde toprakta uygulanan bir politikaydı. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Buna göre gelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesi ile ilişkilendirilemez? Cumhuriyetçilik millet iradesinin yönetime yansımasını ve halkın tamamının yönetimde söz sahibi olmasını hedefler. Bakalım öncülerimiz arkadaşlar. Devlet yönetiminde milli egemenliğin esas alınması, tabii ki arkadaşlar millet egemenliği varsa cumhuriyetçilik vardır diyebiliriz. Çok partili siyasi hayata geçiş çalışmalarının yapılması, tabii ki arkadaşlar çok partili siyasi bir hayat olursa insanların fikirleri daha doğru bir şekilde yansır. Tek bir parti Olduğu zaman arkadaşlar seçenek az olduğu için hatta seçenek bir tane olduğu için cumhuriyetçilik olmuyor aslında pek fazla. Tam bir cumhuriyetçilik olması için çok partili hayatta tabii ki olmalıdır. Bu yüzden de Atatürk çalışmalar yapmıştır. Yabancı şirketlerin devlet tarafından satın alınması. Bu durum ise arkadaşlar bakın yabancı şirketlerin Türkleştirilmesi gibi düşünün. Milliyetçilikle daha çok ilişkilendirilebilir. O yüzden üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olmalıdır.